Evet gerçekten bir basiret bağlanması gibi bir şey yani normalde yapabildiği bir şeyi yapamadı. Özgür'ün de dediği gibi ilk defa böyle Asena gördüm diyor. Asena'nın oyun sonlarında bazen stres olup böyle e, atabileceği şeyi atamadığı olaylar vardı ama bu oyun bir ekstra oldu. Evet şimdi bir de Nefise ile yarışması ona ekstra bir stres yaratıyor. Çünkü Nefise oyunun en iyisi. Hı hı. Erkeklerle de yarışsa bütün oyunları kazanır. Atışı çok iyi. Bak sekmiyor bile. Hepsini vuruyor kız tak 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 eliyle koymuş gibi hı hı. ve böyle bir kişinin karşısında asena o kadar güzel başlıyor ki alt, alt sırayı geldi. tamamen süpürüyor ve şimdi geliyor nasıl kaybedersin? Şimdi burada da 4 ayın birikmiş olduğu bir kazanılmış. E, alışkanlık mı sürekli bir kazanan survivor olmanın avantajını kullandı nefise hı hı. daha soğukkanlı panik olmadı, panik olmadı. E, kazanabilme ihtimalinin farkında bak oyunu bırakmadı birçok survivor aslında o onunki bitmek üzere zaten deyip salla pati atan salla parti ya da ikisi de doğruymuş <laughs> salla parti atanlar var e, nefise onu yapmadı ve kazandı e, oyunu izlerken hiçbir zaman ah be Nefise kaybetti demedim biliyor musun? Nefise hala kazanabilir. Çünkü bana o inancı verdi ama burada Asena'nın kazanmasını isterdim. Evet. Çünkü bu oyunda Asena'nın hakkıydı. Ve yani bu bütün tüm oyun boyunca Asena bir sayı alabildi. Şanssızlıktı bu. O yüzden çok stres olduğunu da bir anlamda buradan da çıkarabiliriz. Ama evet. Nefise de şans eseri almadı. Bileğinin hakkıyla kazandı. Tabii, Asena şanssızlık tabii yaşadı. Ben bir Nefise Nagihan maçı seyretmek istiyorum. Değil mi? ben bir şey söyleyeyim mi? Yani o maçı al. İnönü stadyumunda kur parkuru 50 bin kişi gelir yani. Seneyi izler miyiz sence? Daha Ostar için erken bence ya. Yani bilmiyorum tabii de. Yani Ama bir şekilde e, biletleri çıksa Nagi bu seneden bir satılır daha gelir yani. mi? <laughs> evet değil mi? Bilmiyorum ki nereden bileyim. Geledebilir. Yani ben onu bilmiyorum da e, Nefise şu an o hep saydığım benim bir dörtlü var. Nagihan, Sema, Seda, Merva. damla, damla pardon. Merve da oraya koyarım aslında. Hani o kategoriye girmiş bir nefise var ortada yani. Girmeyi hak etmiş. O başta damla dediği... damla işte hepsi atlet, bir de nefiseyi koy o da atlet. Evet. Aa, evet. Ama işte atletlerin ayrı Ben mesela ayrı bir Damla'yı altın, değil ben? ayırırım. Atletlerin yanında bir jimnastikçi giriyor. Damla helal olsun. Aynen öyle. Ya, tabii ki. Damla. O, ya da yani da onun herhalde. da farklı avantajları oluyor tabii. Esnekliği falan çok başka. Ama e, bence Damla'nınki de tabii ki başarıdır. Başarı. Şimdi bak şu görüntüde duralım bir. Demin e, izledik arkadaşlar birbirlerine saydırdılar. Asena dedi ki bu hisseden işte hiç haz almıyorum şöyle yapıyorum aynı falan. Aynı takımda olmak istemiyorum. E, aynı takımda olmak istemiyorum. Aynı takımda olmak istemiyorsun ama işte akşamında oluyorsun ve yerden kaldırıyor. O yüzden çok da büyük konuşmamak lazım. İletişim içinde olmak lazım. Bu kadar da kırmamak lazım. E işte ee... geldin mi sözüme Hakan Atip Hayır, oldum. bak hangi sözüme? Yani? <laughs> Hayır. Ama orada ağlarken ki duyguyu hissettim diyorum ben. Yoksa ee, dediklerinde tabii ki sıkıntı. Ben, Ama de ben başka değil. bir noktadan şey yapıyorum. Yok siz ikiniz de şey dediniz bana geçmedi diye. Bana geçmedi dedim ben arkasındayım. Sen, de, sen öyle diyorsan öyledir deyince ne demek istediğini anladım zaten senin. <laughs> Ama bak burada Buse'den güzel bir hamle var. Ee, Bilmiyorum hani araları da kötü olmasın bundan sonra. Ya bir şekilde konuşsunlar abi. Konuşarak anlaşamayan insan ya yoktur evet. ki. Bence de yani. kesinlikle. Bir şekilde çözülebiliyor her şey isteyince. Şimdi akşamın ipuçlarına gidiyoruz. Bakalım bu akşam neler olacakmış. Aile ödülünün... E, iki... Ay Hasan'cığım merhaba. <laughs> ben yine unutuyordum seni. Nasılsın? Selam Hoş geldin. Selamlar. Hasan merhaba nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim gayet iyiyim. Yağmurlu bir gün ya böyle kapalı bir gün. Severim. Vurayım bir günü. Çok severim. Arkambey. Bayılır puslu Yay, havalara. Puslu havalara bayılırım. Ben yani güneş. İyi be şöyle güzel bir güneş açsaydı ama bir yandan da hafif de bir esinti olsaydı çok da böyle bayıcı bir sıcak olmasaydı ne güzel olurdu ya. Evet. En sevdiğim Londra havası bayılırım. Güneşli. Ay bir Londra'ya gitti bir anda şey yani oldu. Zaten 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 be, kraliyet şey ailesinden deyim, şey. Prens <laughs> Charles'ın uzaktan yeğeni ayrik e bir e şey e ya ama Bu ben hep çok severim yok. benim annem de sever yağmurlu puslu havayı. Tamam benim İngiltere biz, ben Rize diyorum de. kardeşim ne İngiltere'si ya? Rize Rize, Rize havası Rize de e, Bu çok güzel ülke. Tamam, evet, öyle ben de Trabzon'da. Ama orası yemyeşil Lütfen ben abi. konuşayım. Survivor ekranlarında susuzluk sorununa değinmiştim. Evet. Evet. Maşallah ben değil. Domates'ten bahsetmiştik. Bir gün su ya ol, yani bir gün yağmur yağmadığı olmadı. Felaketi yağdı. Bu bu yazda eğer 15 günlük suyumuz kaldı, 20 günlük suyumuz kaldı diye haber çıkarsa ben artık barajlardan şüpheleneceğim. Bizim barajlardan birisi hortumla su çekiyor. Başka bir açıklaması yok. <laughs> her gün yağmur yağıyor. Yok ama yani e, bence kurak bir kış geçti. Böyle iki gün iki gün yağarak bu iş olmaz. Yani, Sen tabii o, o sıralar her... Ankara'daydın. Biz baya bayağı dört ay yağmur edemedim. görmedik yani. Evet. Yazın bir de gerçekten buharlaştığı için daha çabuk da gidiyor suya. O yüzden. İstanbul'a adeta bereketimle geldim. Teşekküre <laughs> gerek <Hiç sıkıntı> yok. <laughs> Hoş geldin. Aynen. İstanbul altı için her Hoş zaman çalışmaya devam. Biz kurutmuşuz İstanbul'u Hasan sayesinde. Be. İstanbul Bereket geldi İstanbul'a. Peki Hasan'cığım. Senin gibi duygusal bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Dün en çok, şimdi hepsinde ağladığına eminim. Çünkü şu an gördüğüm ifade çok böyle e, ponçik çok her şeyi ağlayabilen duygusal bir adam ifadesi. En çok kim ağlattı seni? Dün akşamki servay. var öncelikle öncelikle burada yaptığınız bir ironi var. Bunun farkındayım. İzleyicilere de bunu açıklayayım. İroni ne demek? Ee, benim yani böyle değilken böyleymiş gibi söylüyorsunuz. Ben çok fazla bu tarz şeylerde duygusal biri değilim. Bunu daha önceki bir programda konuştuk. Ya Hakan Bey bana oradan laf çarpıyor. Ya duygusal dedim Ama senin için. Değil duygusal için. değiliz de biz de ağaç kovuğundan çıkmadık. Bizim de ağaç <laughs> var. Onları hatırlayıp üzüldük Gagan Bey. Onları geldi aklımıza. Sonra bir de çalkalı hadi adamım diyecek zannettim. Ha, nereden biliyorsun şarkıyı? Ben şarkıyı bilmiyorum. Söylediğin tam bir şarkı dizesi. Öyle mi? Bilmiyordum. Kim? O evet dinliyoruz. Kim? Kardeşimize de selamlar. Ama çok duygulandım. Gerçek anlamda duygulandım. Dedim sana. Yani zor hakikaten zor ya. Kısa bir vaz, vakit de olsa tamam. Annesini babasını kaybeden özellikle yakın dönemde çok fazla yurttaşımız oldu. Onlara tekrardan sabır diliyorum. Onun karşılığı yok zaten. Yani onun açıklanabilirliği de yok. Yani işte ben geçen sene mesela babaannemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Babaannem artık hani akli balik bile değildi. Artık bazı bizi de zor hatırlıyordu. Bir tek babamı hatırlıyordu. Mesela o kadar babamı yıktı ki babaannemin ölümü. Babaannem yatalak olmasına rağmen, aklı balik olmasına rağmen yani insan şeyi görüyor yani. Anne baba, her yaşta anne baba, evlat her yaşta evlat. O yüzden çok zor bir iş. Kısa bir süre de olsa insan göremeyince burnunun direği sızlar yani. O, o yüzden oradaki insanları da anlıyorum. Zor bir iş. Bir de biraz böyle gibi. duygusal desteğe de ihtiyaç duyulan zor bir alan, savaş alanı gibi bir yer yani biraz. Dün de demiştim, yine aynı şey oldu. Kürşat'a çok içim buruldu. Yani millet annesiyle babasıyla sarılırken hiç sarılamayacak bir insanın orada olması beni üzdü biraz. Zor işler, çok zor işler. Barış'a çok üzüldüm. Annesi ne kadar şirin bir kadın. Diğerlerine de böyle evladı gibi sarıldı. Evet, hepsi Üzüldüm ya. Çok üzücü şeyler bunlar. Hakikaten inşallah bugün ödül oyununda İnanılmaz bir oyun verilir ve en sonunda Ilıcalı'ya bu mücadeleye sağlık olsun, herkes görüşsün falan der. Biz de izleriz ne bileyim yani tabii böyle bir şey olmaz. İlk iki defa, defa ikiye başkan bölündü bu arada aile ödülü da. galiba değil mi? İki oyuna bölündü. Yok yok bizde de öyleydi. Öyle mi? Evet bizde e, İstanbul ödülünde daha doğrusu bir gün oynadık, ertesi gün bir daha oynadık. Hmm. Bizde de İngiltere ödülü. kazandık, kazanmasaydık üçüncü oyun olacaktı yani e, ee, aile ödülünde öyle bir şey olmuş. Gece uyuyamamıştık heyecandan. Yarın ne yapacağız diye. Çok acayip bir stres yani. Yani Hasan inanamazsın ya. Çok garip duygular. Gerçekten o özlem hiç haber Şu alamamak. Nasıl? Yani bu senin falan hiç şöyle koştuğu,